Herkese selamlar sevgiler. Bugünkü tarifim sizlere hazır yufkayla yapabileceğiniz tıpkı el açması tadında su böreği olacak. Yiyenlerin anlamayacağı kadar lezzetli bu tarifimin detaylarına hemen geçiyorum. Öncelikle sosumu hazırlamakla başladım. Öncelikle uygun bir çırpma kabımın içerisine 3 büyük boy yumurtamı alıyorum. Güzelce çırpma teli yardımıyla çırptıktan sonra diğer sıvı malzemeleri ekleyerek devam ediyorum. Klasik bardaklarla 200 mililitrelik bir bardakla bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su ve iki buçuk su bardağı da sütümü ekliyorum. Tüm bu sıvı karışımlar birbirleriyle karışıp bütünleşinceye kadar iyice bir çırpalım ve daha sonrasında buyurun tarifimize devam edelim. Sizleri çok fazla bekletmemek için bu aşamayı atlayarak geçireceğim. Fırın tepsimin başında devam ediyorum tarifime. Gördüğünüz gibi büyük boy bir fırın kabı kullandım. Normal klasik fırın tepsilerinden en çukur olanı tercih ettim. Tabanını yağlı kağıtla kapladıktan sonra şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağımı yağlı kağıdımın üzerine sürüyorum. Ardından bir adet yufkamı bu şekilde iyice kenarlarından taşacak şekilde tepsime yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Ve hazırlamış olduğum sosumdan şimdi bir kepçe yardımıyla yufkamın üzerine gezdireceğim. tabanına bu şekilde kapladım üzerine sosu gezdirdikten sonra bir bütün yufkayı tıpkı su böreği yapar gibi gördüğünüz gibi tepsinin içerisine büzüştürerek alıyorum ve devamında yine üzerine bolca sosundan gezdiriyorum bu arada yufka seçiminiz de çok önemli arkadaşlar ben yufkacıdan aldım eğer yufkacıda bulursanız su böreği yufkası da alabilirsiniz ben normal yufkayla yapıyorum şu an İkinci yufkamı da kapattım gördüğünüz gibi üzerine tekrar sos tekrar yufka olacak şekilde devam edeceğim. 4 kat yufkamı gördüğünüz gibi yerleştirmiş olacağım. 4. kattan sonra ara kata gelmiş olacağız ve peynirli harcımızı yerleştireceğiz. Ve dördüncü yufkamı da kapatıyorum arkadaşlar. Orta kata geldiğimizde peynirli harcını yerleştireceğim. Peynir olarak ne kullandım? Beyaz peynir kullandım ben. Tam yağlı ve sert bir peynir tercih ettim. Yaklaşık 400 gram peyniri ellerim yardımıyla güzelce ezeceğim. Bu şekilde ezerek yufkaların üzerine her bir tarafına eşit oranda gelecek şekilde peynirlerimi serpiştiriyorum. Peynirin ardından yarım demet de ince kıyılmış maydanozumu serpeceğim şimdi. orta katı kapatmadan önce birer parça olacak şekilde yine tereyağı eklemek istiyorum. Su böreği tadında olmasını istediğim, birazcık lezzetini artırmak istediğim için. Şimdi birer kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi parçalar halinde tereyağı parçaları ekliyorum. Daha sonrasında tekrardan bir yufka, bir sos olacak şekilde tepsimi dolduracağım. Böreğimizin en alt katına serdiğimiz yufkayı da sayarsak 5 adet yufka kullanmış olduk. Ve orta kata peynir yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi devam ediyorum. Kenarlarından taşmayacak şekilde birer bütün yufkayı bu şekilde büzüştürerek kapatalım. Üzerine tekrardan bolca sos gezdirelim. üst kata 3 adet yufka kullanmış olacağım. Toplamda 7 adet yufka kullandım arkadaşlar büyük boy bir tepsi için. Şimdi ben sizleri çok fazla bekletmeden detaylı olarak çektiğime göre artık son aşama olarak tepsimin dolmuş aşamasıyla devam edeyim. Son kata, en üst kata geldiğimizde arkadaşlar bu şekilde sosumuzu gezdirelim ve yufkamızın tepsiden taşan kenarlarını içe doğru katlayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlayalım. Geriye kalan sosun tamamını da üzerine gezdirelim. Daha sonrasında üzerine streçle kapatarak buzdolabında en az bir gece boyunca dinlendirelim. Eğer isterseniz bu şekilde hazırladıktan sonra dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Büyük kolaylık olacaktır. Şimdi sosumun geriye kalanının tamamını üzerine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla her bir tarafını yufkalarını ıslatıyorum. Tekrardan en üst kısma da yine aynı şekilde birer parça tereyağı ekleyeceğim. Daha sonrasında üzerine streçle kapatarak buzdolabına kaldıracağım. Dilediğimiz miktarda tereyağı parçalarını ekledikten sonra bu şekilde bir streç film yardımıyla güzelce hava almayacağı şekilde kapatalım. Ve ben tarifime bir gece boyunca dinlendirmiş olduğum böreğimle devam ediyorum. Bayram kahvaltısı için hazırlamış olduğum su böreğimi sabah daha gün ağarmadan üzerine açıp fırına göndereceğim şimdi üzerine ekstra herhangi bir şey sürmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırına göndererek en az 1 saat kadar yavaş yavaş güzelce nar gibi kızartalım. Kızarttıktan sonra ters çevirerek dilimleri de ayırabilirsiniz ya da bu şekilde benim gibi dilimleri ayırabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Ben fırından çıkar çıkmaz sıcakken kesiyorum. Eğer bir yarım saat kadar dinlendirmeye vaktiniz olursa gerçekten üst katı da yumuşacık olacaktır. Piştikten sonra da dilimleyerek dondurucuya kaldırabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde elinizin altında bulundurabilirsiniz. Böyle lezzetli börekleriniz arkadaşlar. Bu çok çok lezzetli börek tarifimi umarım beğenirsiniz sizler Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Eğer tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz lütfen videoma da birer beğeni bırakmayı ve çok daha fazla tarife kolayca ve ücretsiz bir şekilde erişebilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşarak videomu sonlandıracağım. Bu nefis görüntü eşliğinde videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarifte görüşünceye dek afiyetle kalın.